Hepinize günaydın diyorum önce ve Hrant Dink Vakfı adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hrant Dink Vakfı Adana ile başladı, Diyarbakır ile devam etti, Mardin, Van ve bu yılda İzmir. Şimdi diyeceksiniz ki belki bu Hrant Dink Vakfı'nın acaba akademik faaliyetleri böyle yerel tarihle mi sınırlı? Bunu diyebilirsiniz. Ama bu anlattığımız, bu üstünde düşündüğümüz, bu insanları düşünmeye, çalışmaya davet ettiğimiz yerel tarih anlayışı bizim 1930'larda gelişmiş yerel tarih anlayışımızdan farklı. Büyük bir macera yaşadı bu ülke ve bu ülkenin insanları. Bu ülke dediğim zaman sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını kastetmiyorum. Bu bölgeyi de kastediyorum. Yani Balkanlar ve Orta Doğu'yu kastediyorum. 1850-1950 arasında bu 100 yıl içinde büyük bir macera yaşandı. Bu maceranın temel nirengi noktası ya da temel aksı, temel değişim doğrultusu çok uluslu bir imparatorluk yapısından, tarıma dayalı bir imparatorluk yapısından ulus devletlere geçiş süreci. Bu süreç sancılı, zahmetli, acılarla dolu, tek tek bireylerin bir anlamda hayatında travmatik izler bırakan olaylarla dolu bir süreç. Yerel tarih 1930'larda belki anımsayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmuş olduğu, tek partinin kurmuş olduğu halk evlerinin böyle bir tarih komisyonları vardır. Ve o dönemde halk evlerinin çıkartmış olduğu dergilerde yerel tarih yazıları çıkardı. Yani işte Manisa'da bilmem ne Paşa Hamamı falan gibi. Yine aynı dergilerde yer adları üzerine makaleler çıkardı. Bu yazıları böyle üst üste 5-10 tanesini okuduğunuz zaman temel mesaj, biz burada hep vardık, hep yaşadık. Burası hep ezelden beri, tarihin derinliklerinden beri Türklerin meskun olduğu yerdi mesajıdır. bu mesaj tabii ki dönemin ideolojik doğrultularıyla da uygun bir mesajdır. Ve bu mesaj biraz evvel altını çizmeye çalıştığım, adını andığım büyük maceradan ayrı bir mesajdır. Bizim bu toplantıları yaparken derdimiz yerel yaşanmışlıkları, yerel tarihi büyük macerayla ilişkili olarak anlatmaya çalışmak. Bu çerçevede davet mektupları, konferans metinleri yazıyoruz ve siz gibi seçkin akademisyenleri, dostlarımızı bu konularda düşünmeye, çalışmaya sevk ediyoruz. Benim açımdan bugün işte bana konuşma yapacaksın falan dediler. İzmir benim doğrudan çalıştığım bir yer değil. Ama benim profesörüm İzmirliydi. Allah rahmet eylesin. Profesör Doktor Mübeccel Kıray. 1972 senesinde Ankara Sosyal Bilimler Derneği adına yaptığı araştırmada İzmir üzerine ilk kent monografisini yazmıştı. Örgütleşemeyen kent İzmir. Ben biraz eski usul asistanlıktan geldim. Yani çanta taşımadım, o kadar eski değilim. Ama yani profesörün karşısında biraz esas duruş olmasa bile önünü ilikleme macerasını yaşayanlardan biriyim. Dolayısıyla bu bölgeyi akademik olarak biraz biliyorum. Düşündüm, sabahın köründe size böyle ağır ağır şeyler söylemek yerine elimdeki fotoğraf arşivini kullanarak biraz Photoshop yapayım diye karar verdim. İsterseniz başlayalım.
İngilizce yazdım yabancı arkadaşlarımıza kolaylık olsun diye. Biliyorsunuz bu kent Aydın vilayetinin parçasıydı. 1850'lerden sonra parladı. Dünya ekonomisine entegrasyonla birlikte bu kent bir yıldız olmaya başladı. Ege'nin yıldızıydı Selanik'le birlikte. Doğu Akdeniz kent limanları içinde Selanik, İstanbul, İzmir, İskenderun, Beyrut, İskenderiye ve Port Said'le birlikte bir tür bir ortak hikayeyi yaşayan limanlardı. Neydi mesele? Arkada müthiş bir tarımsal hinterland vardı. 1860'larla birlikte İngilizlerin kurmuş olduğu Aydın Demiryolu ile birlikte bu tarımsal hinterlandın ihraç malı niteliğindeki tarımsal malları çevreden merkeze doğru geliyordu. İzmir bu ihraç mallarının dışarı sürüldüğü bir yerdi. Güzel bir fotoğraf var. Kordon'da Banco di Roma'nın önünden deve kervanları geçiyor. İzmir, Aydın Demiryolu etrafındaki istasyonlarda, üzerindeki istasyonlarda her istasyon bir anlamda deve kervanlarının mal döktüğü, mallarını boşalttığı yerdi. Ve liman, yine 1860'lardan bir fotoğraf. Limanda gördüğünüz gibi hummalı bir faaliyet var ve tarımsal ham maddeler ilk balyalanma ve ambalajlanmadan sonra ihraca daha hazır hale geliyor. Ve İzmir'in ilk proletaryası diyebileceğimiz insanlar. İncire giden kadın işçiler. İncirleri kalitelerine göre ayıran, onları üst üste koyan, paketleyen insanlar. Tabii sadece iş incir, üzüm, pamuk değil. Başka şeyler de var. Önemli bir şey var. Halıcılık var. Oriental Carpet Manufacturers Limited'in hisse senedi ve kataloğu. Yine 19. yüzyılın ikinci yarısından kalma. Şimdi bir şehir bu şekilde dönüşmeye başladığı zaman, bir şehir bu şekilde yapısal dönüşüm içine girmeye başladığı zaman bir ikili yapı ortaya çıkar. Bir geleneksel bildiğimiz esnaf vardır. Bir de bankalar, sigorta şirketleri, ithalat ve ihracatçı firmalar ve o iktisadi faaliyetlere şu veya bu şekilde katılmaya başlayan burjuvazi diyebileceğimiz müteşebbis sınıf ve onlarla birlikte çalışan beyaz yakalılar vardır. Yani sekreter vardır, katip vardır, büro işlerini yapan muhasebeci vardır. Bütün bu yeni gruplar ortaya çıkmaya başlar. Liman kentleri bizim dünyamızda ilk orta sınıfların nüvelerini oluşturur. bu orta sınıflar Osmanlı paşa ailelerinden farklıdır. Bunların aristokratik gelenekleri yoktur. Üstünlükleri, imtiyazları topraktan gelmez. Bunlar bilgili insanlardır, dil bilirler, dünyaya açıktırlar ve dünya dillerini konuşurlar. İzmir'de 20. yüzyıl başında 6-7 dilde çıkan gazete olduğunu biliyoruz. Ve dünyaya açık olmak demek bir anlamda kozmopolit olmak demektir. Kozmopolit olmak demek ise birkaç dili konuşmak, ne olup ne bittiğinin farkında olmak ve karışık bir şekilde yaşamak demektir. Bu karışık bir şekilde yaşamak illa farklı olanların bütünleşmesi anlamına gelmez. Karışıktır insanlar ama yan yana olabilirler. Birbirleriyle evlenmezler ama birbirlerinin farkındadırlar. İmparatorlukların en büyük imtiyazı bu farkındalık duygusunu geliştirmeleri ve pekiştirmeleridir. İmparatorluk insanı, imparatorluk seçkini kendini bilir, yanındakini bilir, yanındakinin kendisinden farklı olduğunu bilir. Bunlar önemli farklardır, önemli imtiyazlardır. Ulus devletle birlikte bunlar törpülenir. Evet, tabii ki orta sınıflardan bahsetmeye başladığımız zaman kaçınılmaz olarak orta sınıfların sıkı ideolojisi olan milliyetçilikten de bahsederiz.
Milliyetçilik önemlidir. Özellikle İzmir gibi kentin nüfusunun önemli bir kısmının Anadolu Rum olduğu ve Hinterland'da da önemli Rum yerleşimlerinin olduğu bir yerde 1900'lerin başındaki Yunan Devleti'nin genişlemeci, iridantist eğilimleri her zaman bir cazibe kaynağı olmuştur. Bu fotoğrafta 15 Mayıs'ta Yunan zırhlılarının İzmir limanına gelişi ve kordon üzerinde olduğunu tahmin ettiğim bir otel, bir lokalde insanların masaların üzerine çıkarak donanmanın gelişini seyretmeleri. Burada da yine benim nadir bulduğum fotoğraflardan bir tanesi Yunan askeri birliklerinin kordonda limandan yürüyüşünü görüyoruz. Bizim kendi tarihimizde, Türklerin tarihinde milli mücadele, İstiklal Harbi dediğimiz şey Yunanlı dostlarımızın tarihinde Küçük Asya Felaketi, Asia Minor Katastrofi olarak bilinir. Bu tuhaf bir etkileşimdir. Yunan Devleti Türkiye'ye karşı, Osmanlı'ya karşı bir ulusal bağımsızlık mücadelesi verilerek 1821'den başlayıp 1832'de kurulmuştur. Daha sonra Türk milliyetçiliği kendisini Yunanlılara karşı tanımlayarak 1919-1923 arası pekişmiş ve 23'te ulus devletini kurmuştur. Coğrafyayı değiştiremezsiniz, kaderinizi de değiştiremezsiniz. Bu enteresan birliktelik, bu enteresan bağlılık Türklerin ve Yunanların kendi tarihlerine hem bakışlarını biraz bozar hem de daha ileriye doğru daha ileriye doğru yani çocuk haklayan sabahın köründe de bu laflar çekilmez. Daha ileriye bakışta bir takım iki tarafında elini ayağını bağlayan dilemmaların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yıllar evvel Harvard Üniversitesi'nde bir yıl geçirmiştim. O sırada gittiğim berber Atinalıydı. Benim Türk olduğumu öğrendikten sonra işte malum meseleleri konuşmaya başladık. Şey dedi bana, İngilizcesini söyleyeceğim. "We must stop teaching history to our kids, Professor Akdar," dedi. "Çocuklarımıza tarih öğretmekten vazgeçmemiz lazım," dedi. Çok ciddi bir laftı. Özellikle bir berberden geldiği zaman 12'den vuran bir laftı. Ama adam haklıydı. Bu öğretmekten vazgeçmeyi becermemiz çok zor. Ama belki doğru öğretmeyi düşünebiliriz diye bütün bu lafları ediyorum. Maceranın sonu bir felaketle biter. 9 Eylül'de Türk süvarileri İzmir'e girer. Ondan 4 gün sonra 13 Eylül'de bir yangın başlar. Bu yangın rüzgarın da etkisiyle bütün Rum mahallesini siler süpürür. Cephenin çökmesi, Yunan ordusunun geri çekilmesi, hatta kaçması, Urla iskelesinden artık Yunanistan'a doğru gidişi yaklaşık bir ay sürer. Ve bu bir ay, bu şehrin tarihinde en travmatik bir ay olarak belki geçmelidir. Yunan ordusuyla birlikte Anadolu Rumları da kaçınılmaz olarak kendilerini öteki tarafa atmaya çalışırlar. Mübadele üstünde çalışanlar bu ilk dönemi son derece hicranlı bir dönem olarak, acı dönem olarak anlatırlar. Bir de bu işin ikinci roundu vardır. Yaklaşık bir yıl sonra, 1,5 yıl sonra bu sefer Rumeli Müslümanları bu şekilde gördüğünüz gibi gelmeye başlarlar. İki taraf için artık çok kültürlü, çok uluslu yaşam sona ermiştir. Herkes milli duvarlarını inşa etme sürecindedir. 1919-22 arasında İzmir'de
Venizelos'un tayin ettiği önemli bir adam vardır. Stergiadis, İzmir valisi. Maalesef Stergiadis üzerine güzel bir biyografi yok. Ben Yunanca bilseydim muhakkak yazardım. Çok dramatik bir kişilik. Özel olarak tayin edilmiş bir adam ve bu şehirde bir İngiliz koloni valisi olarak davranıyor. Aynen onun gibi davranıyor. Müslümanlarla Rumlar arasında çok fark gözetmiyor. Bu nedenle İzmir Rumları kendisinden nefret ediyorlar. Çok ilginç bir adam. Bir üniversite kurmak istiyor. Belki yarın bu konuda bir sunum dinleyeceğiz. Ve üniversite Ionian University of Smyrna. Üniversitenin her şeyi hazır. Ağustos 1922'de sıraları da gelmiş. Fakat 1922 Eylül'de her şey değişmeye başlayınca, cephe çöktükten sonra üniversite binası İzmir Kız Koleji oluyor. İzmir Kız Lisesi oluyor ve o lisenin bir fotoğrafını koydum. 1923'ten sonra İzmir büzüşüyor. Biraz içine çekiliyor. Hani yünlü kaza çamaşır makinesine atıp 60 derecede yıkadığınız zaman ne olursa öyle bir şey oluyor. Çünkü bu 1850-1922 arasındaki macera, bu şehrin dünyaya açılması, şehrin ticaret yapısında da ilginç sonuçlar yaratmış. Şehirde Levanten tüccarların bir ağırlığı var. Dünyayla ilişkiyi kuranlar onlar. Müslüman üretici de var. Yerel Rum köylü üretici de var. Ve bu ikisi arasında ilişki kuran Rum tüccar var. Mübadele ile birlikte yaklaşık 1 milyon 200 bin Anadolu Rumu Türkiye'yi terk etmek zorunda kalınca Müslüman üretici sattığı malı pazarlayacak adamı bulamıyor. Levanten tüccarın ise yerel dünya hakkında hiçbir fikri yok. Bu kopuş, bu zincirin kopuşu İzmir'in her zaman 1923-1950 arasındaki muhalif tavrını belirliyor. 1930'da özellikle dünya ekonomik krizinden sonra Atatürk'ün ikinci parti denemesi olan Serbest Fırka Başkanı Fethi Bey buraya geldiği zaman insanlar bağırlarına basıyorlar. Ekonomik olarak büzüşmüş, çekmiş bir şehrin bir kurtarıcıya ihtiyacı var. Ama daha 8 sene evvel Türk süvarilerini alkışlarla karşılayan şehir rejime karşı bir tavır alıyor. Serbest Parti 90 gün sürüyor, 90 gün sonra kapatılıyor. 1945 sonrası Demokrat Parti'nin kurulmasında İzmir yine lokomotif görevi üstleniyor. Bu dünya ekonomisinin parçası olan ve birden ondan kopan şehrin dramı. Sanki zengin bir adamın mal varlığını kaybedip böyle fakir bütçeyle yaşamaya zorlanması gibi bir hal. Fakat şehirde yeni şeyler ortaya çıkıyor. Mesela 1923'ten fotoğraf. Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayanlar. Tabii duvarlar oluşuyor. Ama siyaseten yeni anlaşmalar da yapılıyor. 1930'da Yunan Başbakanı Venizelos'un Ankara seyahatiyle Ankara Anlaşması imzalanıyor ve Türkiye Yunanistan arasında 1930-1955'lere kadar sürecek olan ciddi bir dostluk dönemi. Kıbrıs'a kadar, Kıbrıs olayına kadar. Tamam. Yine 1930'ların Urla'sından bir fotoğraf. Pardon, 35. Bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması. Benim
Nasıl? Benim cumhuriyetçi romantizm dediğim bir hava. Bakın, en şık kıyafetler, Atatürk resimleri, çiçekler, içinde bir kutlama. Tabii gündelik hayatın millileşmesini yaşıyoruz 1930'larda. Daha sonra İzmir'in yanmış Rum Mahallesi fuar alanı oluyor. İzmir'in macerasına devam etmeye başladığımız zaman önemli dönüşüm noktalarından bir tanesi de 1950'ler. Bu fotoğraf bize 1950'leri anlatan bir fotoğraf. Kırsal alandan alınan göçle birlikte İzmir nüfusunun artışı. Artık homojen bir nüfus var karşımızda. Bu maceranın sonunda tabii ki Türk kenti yoğunluğu, bir milli kent yoğunluğu olan bir şehirden bahsediyoruz. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman bu konferansta sunulacak tebliğler, bu büyük maceranın, bu homojenleşme, imparatorluktan ulus devlete geçiş ve bu ulus devletin nasıl bir ulus devlet olduğu üzerine, bu geçişin alt mekanizmaları üzerine belki bize fikir verecek. Burada ben bir serzenişte bulunmak istiyorum İzmirli akademisyen dostlarıma. Bu konferansa daha çok İzmirli akademisyenin katılacağını düşünmüştüm. Ben yanıldım. Akademik komitede baktığımız zaman teklif az geldi. İnşallah bundan sonraki yıllarda İzmirli akademisyen dostlarımız İzmir kenti üzerine daha çok çalışmak için çaba gösterirler. İkinci bir meselem şu. Bu toplantıda olmasını istediğim bir insan vardı, vefat etti. Vangelis Kehriotis. Herhalde yukarılardan bizi gülerek izliyordur. O şirin haliyle bizim Selim Derimgil'le birlikte yabancı damat ismini taktığımız sevgili Vangelis keşke burada olabilseydi. Yabancı damat biliyorsunuz bir televizyon dizisiydi. Yunanistan'da da oynadı. Love Without Borders gibi bir ismi olması lazım. Biz o diziden mülhem Vangelis'e yabancı damat ismini taktıydık. Bugün sevgili Ceyda Apur'da eşi. Çok mutluyuz kendisini görmekten. Evet, her şeye rağmen bütün bu toplantıları yapıyor olabilmek büyük bir coşku veriyor bana. Yıllar evvel varlık vergisi üzerine çalışırken İngiliz Büyükelçisi Sir Nahbul Hugesen'in anılarını okumuştum. Sir Hugesen 1920'lerde ilk defa diplomat olarak Çin'e tayin ediliyor. İlk çıkışı o. İşte tayin mektubunu alıyor. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın koridorlarında gezerken yaşlı bir büyükelçiye rastlıyor. Ha, öğrendin mi diyor. Öğrendim diyor. Neresi diyor. Pekin diyor. Ha, iyi diyor. Oraya git diyor. Enteresan bir yerdir diyor. Bir de Çinlilerin bir bedduası vardır diyor. İlginç zamanlarda yaşayasın derler adamı diyor. İngilizcesi may you live in interesting times. Ne demek diyor? Valla ilginç zamanlar diyor. Çinlilerin terminolojisinde her şeyin allak bullak olduğu, bildiğimiz eski dünyanın başımıza çöktüğü, ayağımızın altından zeminin kaydığı, bütün travmatik deneyimlerin yaşandığı dönemlere verilen isim. İngilizler bu dönem, Çinliler bu dönemlere ilginç zamanlar diyor. Birine kötülük etmeyi düşündükleri zaman böyle bir beddua ederler diyor. Bunun farkında ol diyor. Düşünüyorum da galiba bu Çin bedduası bizi tuttu. Ne dersiniz? Hepinize iyi konferanslar. Çok teşekkürler.